Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ezeli mücadelesinde olduğu gibi iyilikle kötülüğün mücadelesinde de bir derbi haftasını daha geride bıraktık. Taraflar bu hafta olmadığı ilerideki maçlara bakacağız demeden önce biz skorları alalım. Bu da iyice futbol yorumcusu oldu ya. Evet Afrodit, skorları alalım. Tabii hemen. İyilik ve kötülüğü bu terazide tartacağız. Terazinin bir tarafında iyilik. Bakın ne geliyor. Yani elmalar iyiliği mi temsil ediyor? E peki kötülük ne olacak? Ne olacak? Bakalım. Patlıcan. Bunlar da işi iyice o kabazlığa döktü ya. Şuraya bak. Evet, şimdi tartıyoruz. Hangi taraf ağır gelirse haftanın galibi de o olacak. Pekala, hadi tart bakalım. Hadi bakalım, başlayın. Haydi patlıcanı, haydi, haydi. Hadi be, hadi. Kaz, gösterin kendinizi. Hadi. Kaz, patlıcan, patlıcan. Berabere kaldılar Jonas. Bu durumda haftanın galibi ya da mağlubu yok efendim. Bir dakika, bir dakika. Şike var burada. Bunlar hakiki kemer patlıcanı olsa ben kazanmıştım. Şuraya bak, hormonlu bunlar bak. Ah, bu haftada iyilikle kötülük yenişemeyip berabere kaldılar. Yüce Onos, yani bu durumda ödül ya da ceza olmayacak öyle değil mi? Hayır, aksine. İkinize de aynı ödül vereceğim. Bir dakika, bir dakika. Ben eşitlikten nefret ederim. Çünkü ben hiç kimseyle eşit değilim. Ben herkesten, her şeyden daha güçlüyüm, daha... Yani tabii ki sizden değil Yüce Onos. Siz benden bir gıdım belki hani sakal payıyla. Tamam tamam, hadi uzatma. Tamam, tuttum. İkinize de aynı sihir veriyorum. Dönüştürme sihiri. İstediğiniz bir kişiyi başka bir kişiye dönüştürebileceksiniz. Hadi güle güle kullan. Ben bu hakkımı hemen kullanmak istiyorum Yüce Onos. Bakın. Kullandım. Aa, ne oluyor? Ne yaptın bana alçak? Hiç. Seni deniz kızına çevirdim. Bundan sonra ne zaman ıslansan işte böyle deniz kızı olacaksın. Ha bu arada galiba alçak da sensin. En azından seviye olarak. Ne o? Hazırlanmışsın. Evet. Dışarı mı çıkacaksın? Evet. Kimle buluşuyorsun? Erdem'le buluşacağım. Eskiden böyle durumlarda birbirimize haber verirdik ve birbirimizi yalnız bırakmazdık. Ama anlaşılan sen bu sefer gizli gizli hazırlanıp kaçmayı düşünüyorsun. Ne ilgisi var? Bilmem, bana ilgisi varmış gibi geldi. Yani belki de çok üzgün olduğum için böyle davranıyorumdur ama... Ya Erdem'in yanında Ozan var. Yani sinirlerim bozulsun istemedim. Yani bunu benden saklayarak daha çok sinirlerimi bozmuş oldun. Ya ne yapayım? Sen Ozan'dan ayrıldın diye ben de Erdem'den mi ayrılayım? Sana yardım etmeye çalıştıkça benden uzaklaşıyorsun. Ne yapacağımı şaşırdım. Yapman gereken şey çok basit Leyla. Yani beni bu kadar üzen bir insanla dışarı çıkıyorsun. Hiç olmazsa bunu bana söyleme gereği duyabilirsin. Erdem Ozan'ı yalnız bırakamıyor. Düşün artık, onlar bir de arkadaş, biz kardeşiz. Nasıl kardeşsek artık. Saçmalama Selin. Sen saçmalama. Yeter! İkiniz de saçmalamayın. Sadece kendinizi ve sevgilerinizi düşünüyorsunuz. Farkındaysanız anne babamız öldü. Sizden başka büyüğüm yok. Bana böyle mi örnek olacaksınız? Hani hep birbirimizi sevecektik? Hani hiç birbirimizden ayrılmayacaktık? Beni çok üzüyorsunuz, çok. Eserinde gurur duy. Mahvedeceğim seni Hades. Bu halinle mi? Ay çok korktum. Biri bana yardım etsin. Yüce Onos. Ya ben yardım ederdim ama yanımda balık yemi de yok ki. Bir tek patlıcan var. Bunu da sen yemezsin. Neyse balık yemezse halık yer. Teşekkür ederim Yüce Onos. Ama böyle olmaz Yüce Onos. Siz oyun bozanlık yapıyorsunuz. Biz size yüce dedikçe siz kıyakçılık yapıyorsunuz.
Dur bakalım, sıra geldi benim ödülüme. Ama merak etme, sen beni tümden bir şeye çevirmediğine göre ben de seni tümden bir şeye çevirmeyeceğim. Ne diyorsun sen Selena? Bak işte, beni daha iyi duyabileceksin mesela. Ne yaptın bana Selena? Yo yo Selena. Hades'in kulakları, eşek kulakları. Eşek kulaklı yaptın beni Selena. Dedim ya, beni daha iyi duyabil diye. Gerçi eşeklere biraz haksızlık oldu ama sana çok yakıştı. Ekrem Bey. Efendim Zülfikar. Akşam bir programınız yoksa efendim ben, yani biz sizi böyle Esra ile bize davet etmek istiyoruz ama. Olur. Baktınız ki kendi kendimize geleceğimiz yok, sonunda davet etmek zorunda kaldınız değil mi? Ben de hep sana söyleyecektim ama bir türlü fırsat olmadı. Hatta bugün müstesnaya söyledim çıkarken. Ya çok ayıp oldu, çocuklara bir hayırlı olsuna gidemedik dedim. Estağfurullah efendim, ondan değil. Hani sonuçta biz de yeni ev telaşı biraz davet etmeyi ihmal ettik bu ara. Hani uygunsanız bu akşam sizi alalım. Tabii, akşama bir programımız olduğunu sanmıyorum. Biz yemekten sonra çay içmeye geliriz. Çay mı? Efendim olur mu öyle şey ya, yemeği alacağız. Yok canım, ne gerek var şimdi telaşa? Efendim olur mu öyle şey ya? Yıllardır biz sizin ekmeğinizi yiyoruz. Buyurun bu akşam da siz bizim ekmeğimizi yiyin efendim. Hani hem Esra da çok üzülür yani, darılır. Tamam peki o zaman. Akşam yemeğine size geliyoruz, tamam mı? Tamam. İsterseniz ben sizi gelip alayım o saatte. Yok, hiç gerek yok, hiç gerek yok. Biz kendimiz geliriz. Ayrıca da Esra'ya söyle, öyle 10 çeşit yemek falan yapmaya kalkmasın. Siz daha yeni evlisiniz. Vallahi merak etmeyin efendim, istesem de yaptıramam. Çünkü Esra Hanım'ın yemek repertuarı şu anda 4 taneyle sınırlı. Olsun. İleride alışır, o daha yeni gelin. En sevdiğim stil bu abiciğim. Topu alıyorsun, parmak uçlarına çıkıyorsun, reçel patlaşıyorsun. Yapma zaman ya! Hatta sonra böyle Vilma ben geldim falan da yapabilirsin Leyla ya. Abi Fred'in Vilma'ya yenildiği bir sahne var, hatırlıyor musun? Yok, hatırlamıyorum öyle bir şey. Zaten hatırlasan, konuşmayı da ben başlasam şaşarım ya. Erdem, bu arada seninki geliyor abicim. Ben gitsem iyi olur ha. Abi olur mu öyle şey ya? Beraber geldik, beraber gideceğiz. Bekle. Yok, ayıp olur ya. Ben gideyim. Abi asıl şimdi gidersen ayıp olur. Aşkım nasılsın? Sinirliyim. Merhaba Ozan. Merhaba. Oyuna başlamışsınız. Ozan oyunu açtırmış. Karnın aç mı senin? Karnım aç değil. Yani özellikle bahanelere karnım tok. Aşkım bir atış yap, sakinleş istersen. Ben sakinim. Yani gerginim biraz. Ya idare et bir yere kadar artık ya. Leyla iyi misin ya? Ya iyiyim. Selin'le kavga ettik. Ne? Kavga mı ettiniz? Kılcım. Kavga mı ettiniz? Ne kadar güzel bir haber bu ya. Bobby'yi hemen kutlamalıyız. Hatta Ozan'la bowling oynayarak Bobby'yi kutlayabiliriz. Sen yine gizli bizi mi dinledin? Evet, hem de buna bayılıyorum ben. Gerçi senin için değil, Ozan için buradayım ama sana kısmetmiş. Neyse. Vay be! Aşkım gerçekten bak, bir atış yap, sakinleş. Seni aşkım gibi görmüyorum. Ben seninle kavga edip küsüyorum ama sen Ozan'dan hala vazgeçemiyorsun. Bu mu bana verdiğin değer? Yani kötüyüm mötüyüm ama bu sefer Leyla'cığım sana hak veriyorum. Ev arkadaşım, aramızda biraz kötü ama olsun, kıza yazık Erdem, ne yapıyorsun? Sağ ol yani. Ne sağlayacağım be? Yani herkesin zaafları vardır ama bir yere kadar yani. Rakibimsin ve rakibim güçlü olmasını isterim. Öğren bak, Kıvılcım'dan öğren. Aşkım. Ya pis bursluğu, duydun mu? Devam et Kıvılcım. Tabii. Ya aşkım. Kendini düzeltene kadar senin aşkın değilim. Ya ne yaptım ben şimdi? Uf Erdem ya. Ya bari senin için vazgeçtiğim şeylere saygı duy biraz. Ya bırak, hala konuşuyor musun sen bu pis bursluğuyla ya? Ben seni böyle görmek istemiyorum. Güçlü olacaksın ki böyle kavga ettiğimiz ödeyip kalacağız. Yani şu ana kadar bana bir tek sen destek oldun. Ya bu da bana bir başlangıç olsun hayatım. Adını saygılı düşmanlık koyarım. Hadi gidelim biz. Bırak bunları. Bırak. Ya. İki tane kaldı abiciğim. Kalmadı abi. İkisi de gitti. Nasıl gitti oğlum? İki tane var işte. Onlar da gidiyor bak. Kapat çeneni Ozan ya. Ah!
Ay dikkat etsene kızım. Ay etimi kopardın. Dikkat etsene canım. Etini kopardın kızın. Özür dilerim hanımefendi. Hanımefendi yok. Majesteleri. Hanımefendi yok. Majesteleri diyeceksin. Aa 50 defa söylüyorsun. Anlamıyorlar canım. Ay yok şekerim yok. Buradakilerde iş yok. İngiltere'nin hizmetçisi bile farklı. Tabii doğru söylüyorsun. Senin şatodakiler gibi olmuyor değil mi hiçbiri? Ne yapacaksın? Bana bak. Doğru düzgün davran. Bu karşındaki senin herhangi bir insan değil. Koskoca New York düşesi. Aslıcığım New York değil. Sadece York. Ne fark eder canım? Ha York ha New York. Yani ikisi de İngiltere'de değil mi sonuçta? Yani beni kırıyorsun sen. Aman neden bahsediyorduk? Biz bak kafam karıştı şimdi. Ha hizmetçiler diyordum. Hizmetçiler. Senin oradakilere benzemiyorlar tabii. Ay, ay hele hele o okuldaki Düldül var ya Düldül. Kim? Behlül. Ha? O. Tam bir ay geçen ay okulun camlarını sildireyim dedim pencereden düştü. Pencereden mi? Evet pencereden. Allah'tan zemin katını siliyordu. Ay ya şimdi korkuyorum camı sildirmeye. Okulun camları leş gibi ne yapacağım bilmiyorum. Ah canım. Buldum. Ve bizim şeyi göndereyim sana. Kadir'i göndereyim o silsin camlarını. Aa. Ay ciddi mi söylüyorsun Aslı'cığım? Ay tabii ciddi söylüyorum. Sen benim en iyi arkadaşımsın canım benim. Gelsin silsin camlarını. Ben sonra bir ara senden bir günlük yevmiyesini alırım. Tamam iyi bari. Ekrem Ekrem'ciğim. Ay iyi insan lafının üstüne şey yaparmış ya. Tam senden bahsediyorduk biliyor musun? Almulay'la. Öyle mi? Hayrola? Hayır hayır hiç merak etme. Almulay'la sohbet açılmışken şey dedi. Bir çanta görmüş. Alışveriş mi Aslı'cığım dedi. Sana o kadar yakışır ki dedi. Aslı'cığım Almulacığın senin evindeki çanta mezarlığını da görmüş mü? Ay Ekrem'cim böyle pat diye lafımı kesmeden bir dinlesen ne olur. Sonra şimdi öyle deyince ben de dedim ki dur bakalım dedim. Ekrem'cim dedim belki dedim önümüzdeki hafta o çantayı bana alabilir dedim. Haftaya yıl dönümü ya. Neyi yıl dönümü? Şeyin yıl dönümü hayatım. Ay sen beni böyle şakkadan aksolunca birdenbire benim kafa kısa devre yaptım. Aklımdan çıktı şimdi neyin yıl dönümüydü ya. Karaman'ın. Karaman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü canım. Ya. Ya evet. Hani benim büyük teyzem var ya onun kocası Karamanlıydı. Biliyorsun değil mi? Artık karına bir hediye alırsın herhalde. Aslı'cığım sabah sabah şu beyin jimnastiğini kesersen sadede geleceğim. Gel canım sadede gel. Nereye istersen gel. Yalnız çantayı al da gel. Aslı. Peki canım dinliyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim. Karamanlılar bu yaptığından hiç hoşlanmayacaklar. Aslı'cığım saçmalamayı keser misin lütfen? Bak bu akşam Zülfikarlar'la Esra'lara davetliyiz. Onu söylemek için arıyorum. Zülfikarlara mı? Ay hayatım ne işimiz var Zülfikarlar'da? Hayır bütün yaptıklarından sonra işe geri aldığın yetmiyor. Bir de onlara gideceğiz öyle mi? Canım ne işin varı var mı Aslı'cığım? Hiçbir şekilde onları tebrik edemedik. Nikahlarında bulunamadık. Ayıp olur. Zülfikar onun için bizi yemeğe davet etti. Yemeğe. Hem de yemeğe yani. Ay aç kaldık desene. Niye aç kalalım Aslı'cığım? Ay niye diye soruyorsun. Niye olacak canım? 3 kuruş maaşıyla ne alacak ne pişirecek bize değil mi? Ne pişireceği onu ilgilendirir. Ayrıca 3 kuruş da vermiyorum. Ben kendi imkanlarıma göre Zülfikar'a gayet iyi maaş veriyorum. Üstelik Esra da... Bak işte sonunda itiraf ettin. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkından kesin o şoföre veriyorsun değil mi canım? İtiraf ettin yakaladım seni. Of ne alakası var Aslı Allah aşkına. Bak şimdi kes bu safsatayı. Şimdi biraz önce senin hesabına 2000 YTL yatırdım. 2000 lira mı? Ay canım kocacığım benim. Çok teşekkür ederim Ekrem'cim. O dediğim çanta da zaten o civarında bir para yani. Aslı'cığım onun çantayla alakası yok. Bu 2000 YTL ile lütfen çarşıya çık ve Zülfikarlara bir ev hediyesi al. İhtiyaçları olan bir şey. Bir de ayrıca bir bölümüyle bir de ziynet al. Sıkışınca bozdurabilsinler. Tamam mı? Ev hediyesi. 2000 liraya öyle mi? Bence hiç ev hediyesi falan almayalım Ekrem'ciğim. Niye diyeceksin şimdi? Üstüne biraz daha para koyarız. Direkt ev alırız canım. 2000 liraya ev hediyesi mi olur Ekrem? Aslı'cığım abartma. Bu çocukların nikahında bulunamadık. Onlara hiçbir şey takamadık. Hiçbir şey yapamadık. Bari bu kadarcık bir şey yapalım. Ama hayatım şimdi o kadar para yattı. Tamam Ekrem'ciğim. Tamam hayatım ben hallederim merak etme sen. Tabii çok haklısın yani. Senelerdir yanımızda çalışıyor çocuğum. Çok yemeği var bizde. Güzel bir şeyler alırım ben ona. Senin aklın kalmasın tamam mı canım? Hadi öpüyorum o güzel yanaklarından. Hadi canım. Bay bay. Hadi bay. Ay, abla
tutayalım. Çabuk. Ay, hadi gidelim. Ay, çabuk ol. Ay, şu kahveyi bitirip çıkalım. Yani. Çabuk sen de, çabuk hadi. Hadi. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sen geldin daha iyi oldum. Neden? Yani ben doktor... anladım. Yani aşkın iyileştirme gücü vardır. Bir kitapta okumuştum. Aşk olsun. Aşkın ne olduğunu sadece okuduğun kitaplardan mı öğreniyorsun? Hiç hissetmiyor musun? Hissetmek? Aşk meşk, kalp malp, içinde beslenen aşk. Yok, kedi beslenen. Ya bir alemsin Selena. Şey yani ne bileyim ben öyle biliyorum. Yani aşkın organı kalp değil mi? Evet doğru, kalptir. İnsan aşkı burasında, kalbinde hisseder. Ben de seni işte tam buramda hissediyorum. Sen de beni düşündüğün zaman aklına geldiğinde kalbinde bir sıcaklık hissediyor musun? Şey evet yani bir ısınma oluyor. Isınma mı? Pardon bir şey ister misin? Olamaz. Su döküldü. Gitmeliyim. Nerede su var beni buluyor. Allah Allah. Pardon çok özür dilerim. Önemli değil. Hades, Hades, Hades. Hades, 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 Hades. Hades, 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 Hades. Geldim, geldim. Hocam merhaba, nasılsın? Hocam senin kulaklara ne olmuş? Kaba kulak olmuşsun. Terbiyesiz. Ne kulağı ya? Bu kulaklar, bu kulaklar. Gülme be, zaten canım sıkkın. Ya patron canını sıkma. Canın sıkıldıysa git aynaya bak, can sıkıntısın geçer. Bana bak Aydemir. Şaşırma. Sabrımı da taşırma. Tamam canım da senin kulaklar taşmış zaten. Bana bak patron. Bu halde boğaz altında bile çalışırsın terbiyesizim ha. Düşünsene kocaman yasılarla. Şehrimiz ilk yelkenlisi. Hades. Espriler, gırgırlar çok güzel. Çok güzel Aydemir. Demek gülmeyi bu kadar çok seviyorsun ha. Artık o zaman aileye bakar bakar gülersin. Patron ne yaptın bana ya? Seni sünger pop kare pantolon yaptım. İnanamıyorum. Yine deniz kızı oldum. Ne yapacağım ben bu halde? Ay Leyla'cığım. Son oyunumuz ne kadar güzeldi değil mi? Sen Erdem'le ben Azın'ımla çok güzel takım oluşturduk. Ama biz kazandık. Bence kaybeden de olmadı ya. Ben Azın'ımı kazandım. Siz de oyunu. Neyse ben odamdayım. Tamam arkadaşım. Sen git ben yemek olunca çağırırım seni. Ay bir eğlendik. Sorma ya. Ben sonra burslu. Sonra senin o kardeşin. Ve aşkım Ozan. Ozan bana bowling oynamayı öğretti biliyor musun? Öyle mi, ne ilginç. Çünkü ben de ona öğretmiştim. Ama ben ona senin öğretmediğin bir şey öğreteceğim. Neymiş o? Sevgi tabii ki de. Kıvılcım sakın gülerken kendine aynada bakma olur mu? Korkudan bir daha gülemeyebilirsin. Gülüyorum işte ne olacak? Ay. Kaç hemen zaten hemen. Nerede kaldı? Hay Allah. Bir baksam iyi olacak. Selena, iyi misin? Buradayım. Benim biraz midem bulandı. Birazdan geliyorum. Ya uzun zaman dönmeyince merak ettim. Şu an iyisin değil mi gerçekten? İyiyim. Dediğim gibi sen git ben birazdan gelirim. Merak etme. Peki canım. Of, geleceğim dedim ama nasıl gideceğim ki bu halde? Şimdiye kadar içeri biri girmedi. Ama her an biri gelebilir. Of, bir an önce kurtulmalıyım bu halden. Tam da sırası. Of, ne yapacağım ben?
Kurtulma makinesi. Çalıştırmayı başarırsam bir an önce kurtulabilirim. Hadi Selena. Ay yaşasın yaşasın, çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Çok güzel ama değil mi? Ay çok yakıştı bana değil mi? Ay yakışmaz mı şekerim? Ay aynı Lady'ler gibi oldum. Ciddi mi söylüyorsun? Evet, ay beni olduğundan da zengin gösterdi sanki değil mi? Şu anda seni bir kont görse hemen şatosunu alır eminim. Yalan. Ay yalan değil. Ekrem duy duy şunları duy. Senin karın kontisliklere layık ama kıymetimi bilmiyorsun. Ay. Ama neyse, ben onun verdiği paraları doğru değerlendirerek kendi kıymetimi biliyorum. Böylece ödeşiyoruz değil mi? Ay düşünebiliyor musun? Ekrem'in aklına da böyle şaşıyorum ben. Hakikaten ağzım açık kalıyor yani. Resmen 2000 lirayı böyle şoförle el hediyesi alacaktı. Ay ne oldu? Ay, yok bir şey canımsın, şey sakin ol, biraz abarttım tepkiyi de. Biraz. Ay şey, ben el hediyesi alacaktım ya, onu unuttum lan, ne yapsam acaba? Aa, ay gözümün önünde kuyumcu var. Şurada altın işini halledeyim bari. Sonra şey yapayım. Aslıcığım ev eşyası falan diyordun. Ne oldu? Ya ev eşyasını evden bir şeyler ayarlarım. Önce altını halledeyim. İyi bakalım. Merhaba. Çeyrek altın var mıydı acaba? Ha şu dakika. Bu ne kadar? 70 lira. 70 lira mı? Ay ya, pardon. Bunun çeyreğine çeyreği var mı acaba? Yok mu anne? Vardır vardır değil mi? Biz bir içeride bir bakalım değil mi? Çok pahalı. Aa, belki içeride vardır. Hadi geç kalıyoruz Asrım. Çok teşekkürler. Oh kurtuldum. Ay burayı daha fazla bekletmeden yanına gideyim bari. Ya patron ne olur beni eski halime çevir. Ya şimdi şuradan tanıdık biri geçse, beni görse, koskoca Mandinga Spornamegos'un haline bak sünger olmuş demez mi ya? Yok yok, çok güzel oldu böyle. Çok yakıştı, bozma. Ya patron kendin eşek kulaklısın diye bizi de süngere çevirdin iyi mi? İstiyorsan seni Madonna'nın yanına göndereyim ben. Onun banyo süngeri ol, ne dersin? Madonna'nın banyo süngeri olmak fena mı ya? Tabii Madonna'nın banyo süngeri olmak iyi bir durum ama hayal. Ya boş versen patron. Beni eski delikanlı halime çevir ne olur ya. Seni eski delikanlı haline bir şartla. Yok yok, iki şartla çeviririm. Yine şartlı muamele. Buyur bakalım. Neymiş şartlar? Birincisi, bana eşek kulaklı dediğin için özür dileyeceksin. O kolay terbiyesizim. İkincisi de, şu elimde görmüş olduğun su tabancasıyla Selena'yı ıslatacaksın. Bacana bacana su sakacaksın. Hayda, ben çocuk muyum ya? Amacın Selena yanıma beni madara etmekse o başka tabii. Madara filan olmayacaksın. Sen benim dediklerimi yapacak mısın yoksa öbürünün geri kalanını süngerime kare pantolon olarak mı geçirmek istiyorsun ha? Tamam tamam yapacağız, neyse birincisinden başlayalım. Senin eşek kulaklarınla dalga geçtiğim için özür dilerim patron. Ben pek inanmadım açıkçası, samimi bulmadım, biraz daha işten söyle bakayım. Senin eşek kulaklarınla dalga geçtiğim için özür dilerim patron. Peki peki. Şükür ya. Ne zormuş ya sünger olmak bu alemde. Al bakalım su tabancasını. Unutma. Serena'nın bacağına bacağına sıkacaksın. Olur olur sıkarız, merak etme. Aferin. Müstesna anne, oldu mu kabak tatlısı? Oldu da bak bakayım bir soğumuş mu? Soğumuş soğumuş. Oh! Dolaba koyuversen onu. Eyvah batırdım burayı. Ben şurayı toparlayıp cevizleri kırmayı bitireyim hele. Aman çetin ceviz çıktı. Ah bu iyi. Kırdım seni. Ay öldüm vallahi ya. Hoş geldiniz aslanım. Hoş bulduk. Ay öyle alık alık bakacaksın. Alsana şunları elimden. Öldüm yorgunluktan ha. Ay ayaklarıma kara sular indi vallahi. Ne yapıyorsun sen? Çabuk o çantayı ön tarafa koy bakayım. Ay merdivenlerden aşağı falan düşer. Aman diyeyim ha. Biliyor musun kaç para o çanta? Biliyor musun sen? Yeni sülalesini böbreğini satsa ödeyemezsiniz o çantanın parasını. Aman iyi koyayım da böbreksiz kalmayalım. Ha? Aa! Senin ne kadar istedin
kırıyordum siz severseniz diye Aslı Hanım. İyi. Bu arada imanı anlamadım zannetme. Ekrem'in kafası kabak diye kabak seviyor oldum değil mi şimdi ben? Aa öyle bir şey demedim Aslı Hanım. Kes sesini. Duydum işte. Kabak dedi de Ekrem'e. Ama öyle demek istemedim ki. Kes sesini bakayım. Bu arada Kader. Buyurun Aslı Hanım. Şimdi düşes var ya bizim hani Almula Hanım. Okulun camları silinecekmiş. Sen de adam arama hiç. Bizim Kader gelir senin camları siler dedim ben. Olur Aslı Hanım. Yarın sabahtan gidersin sen okula. Bir güzel camları silersin. Bana bak. Sakın arsızlık edip de para istemeye falan kalkma. Burada çalışıyormuşsun. Kendi evinde çalışıyormuşsun gibi davran, tamam mı? Baş üstüne Aslı Hanım. Tabii. Yarın evde olmayacağın için ben mecburen senin bir günlük yevmiyeni keseceğim canım. Ama Aslı Hanım. Ne ama Aslı Hanım? Bu arada müstesna, tabii Kader olmayınca sen de yarın onun işlerini yapmak zorunda kalacaksın. Böyle olunca tabii ikiye bölüneceksin. Sen ikiye bölününce ben de senin yevmiyeni ikiye böleceğim biliyor musun? Ne yapalım mecburen. Ama Aslı Hanım. Ne ama Aslan? Ama fakat filan istemiyorum ben artık canım, itiraz etmeyin. Çabuk bakayım. Çabuk bana bir Türk kahvesi yapın, böyle bol köpüklü olsun. Köpüksüz olursa ikinizin de birer günlük yevmiyesini keserim ona göre. Allah'ım sen benim geçişlerime mukayyet ol. Merhaba hayatım. Hoş geldin canım. Alışveriş mi yaptın? Bak dolmalık biber aldım. Kabak aldım. Bir de sen o müthiş mücverinden yaparsın. Bakalım Ekrem Bey de 10 üzerinden 10 verecek mi mücvere? Ekrem Bey mi? Dün konuştuk ya. Ben onu tamamıyla unutmuşum. Ya olsun aşkım unutursan unut. Ben sofrayı hazırlarım. Sen de yemek işini halledersin. Kalkarız altından. Zülfikar benim çıkmam lazım. Nereye pardon? Bir saat sonra Japonlarla iş yemeğim var. Hazırlanmak için geldim. Şimdi çıkacaktım. Ekrem Beyler. Tatlım kusura bakma ama şirket için çok önemli bir yemek bu. Aslıcığım hazır mısın? Çıkıyor muyuz? Hazırım canım. Çıkalım da şey diyeceğim ya Ekrem. Kendime ben gitmesem diyorum. Sıkılacağım şimdi orada. Sen tek başına gitsen 1-2 saat oturup dönersin canım. Olmaz mı? Aslıcığım olur mu? Çocukların evine ilk defa gidiyoruz. Ayıp olur. İyi tamam Ekremciğim tamam. Gidelim o zaman. Sen bu arada ev hediyesi işini hallettin mi? Hallettim hayatım bak işte burada. İşe yarar bir şey alsaydım. Mutfak robotu falan mı bu? Ay Ekremciğim ne kadar meraklısın. Merak etme ilk defa hediye almıyorum ben. İhtiyaçları olan bir şey al dedin gittim ihtiyaçları olan bir şey aldım yani. Aslıcığım merak ettim sadece. Etme merak etme canım. Ay koskoca adamsın bu yaşta bu merak niye yani ayıp. Ziynet işi ne oldu? Ziynet derken şey altını diyorsun. Aldım canım sen onu da hiç merak etme aldım. Ekrem Bey, çıkıyordunuz mu? Çıkıyoruz işte Zülfikarları yemeğe davetliyiz ya. Aslı söylemedi mi? Yok, hiç haberim yoktu. Bir de senden izinli alacaktık müstesna. Bu da iyice tuhaflaştı Ekremciğim. İzin alalım istiyor. Çık dışarı içine, işine gücüne bak sen. Baş üstüne Aslı. Ekrem Bey, selam söyleyin olur mu? Baş üstüne. Baş üstüne. Başka bir emrimiz varsa onu da iletelim hanımefendi. Ulak var sanki. Kadının kartı delirtecek beni Ekrem. Aslı, bu çanta yeni mi? Bu çanta yok canım ne yenisi hayatım bu eskiden beri kullandığım çanta yani. Ben ilk defa görüyorum sandım da. Ekrem işte sen böyle bir kocasın biliyor musun? İşinle gücünle yeğenlerle falan ilgilenmekten biricik karını ihmal ediyorsun tabii. O yüzden senelerdir kullandığın çantayı bile fark etmiyorsun ya aşk olsun sana. Hadi geç kalıyoruz gidelim canım. Hadi çıkalım. Ya canımın içi. Ekrem Beyler ilk defa evimize geliyor. Esra'nın işi mi çıktı diyeceğim. Ne yapabilirim Zülfikar? Ne demek ne yapabilirim ya? Çok basit. Ararsın patronunu. Gelemiyorum dersin olur biter. Böyle bir şey yapamayacağımı biliyorsun. Bilmiyorum efendim. Sen bu işe girerken akşamları böyle iş yemeklerinden falan bahsetmedin bana. Ne oluyor? Zülfikar ara sıra böyle yemekler tabii olacak. İş hayatı bu. İş hayatı doğru. Biz şoförüz ya bilmiyoruz iş hayatını değil mi? Hayatım öyle söylemek istemedim. Hadi git Esra hadi git kaybol. Kaybol ben tek başıma ağırlarım misafirimi git.
Kızlar, neyiniz var bakayım sizin böyle? Kavga ettiler. Kıvılcım sen karışmasana. Ay 40 yılın başında bir doğruyu söyledik, ona bile tahammülün yok ha. Vallahi iyice çirkinleşti bu ortam. Neymiş bakayım bu kavganın sebebi? Ozan. Kıvılcım, Nazlıcığım söyler misin Leyla ablana tuzu uzatabilir miymiş? Leyla abla. Duydum. Al Nazlı. Teşekkür ederim. Hiç yakışıyor mu size böyle dargınlık? Bence gayet iyi oldu. Eğer Leyla birdenbire bowling'e merak sarmasaydı hiçbir şey olmayacaktı. Ya Selin de gereksiz tripler atmasaydı, hatta sevgilisini unutmuş olsaydı hiç sorun olmayacaktı. Aynen katılıyorum bak buna. Ya sen resmen benim arkamdan gizli gizli planlar yapıyorsun Ozan ve Erdem'le bowling'e gitmek için. Afiyet olsun, ben doydum. Beğendin mi yaptığını? Evet, bu da benim suçum çünkü değil mi? E yeter ama artık kızlar, beni de üzüyorsunuz vallahi. Ay yok, size afiyet olsun. Ay bekle canım arkadaşım, ben gelin Ozan'la sohbet ederiz biraz. Tutur orayı. Ben kendi geçinlerime bile mukayyet olamıyorum, bir de sizinkilerle uğraşıyorum. Neyiniz var sizin Selin'ciğim? Bilmiyorum Müstesna teyze, gerçekten bilmiyorum ama çok mutsuzum. Geçer yavrum, geçer. Zaman bazen öyle bir tokat atıyor ki adama, aynı anda hem aklını başından alıyor hem de kendine getiriyor. Sonra bak biliyor musun, büyüdüğünüz zaman bu kavga sebeplerine çok güleceğiniz. Yani ileride belki. Ama şu anda gerçekten hiç komik değiller. Neyse sana afiyet olsun Müstesna teyze, ben yukarı çıkacağım. Afiyet olsun yavrum. Ah gençlik işte. Sofranın son demleri yine sana kaldı Müstesna. Ya bakalım. Hiç buradakine de benzemiyor ki bu ya. Hay Allah'ım ya Esra, beni düşürdüğün hale bak ya. Yemek yiyecek zamanı buldun Japonlarla. Lan annemi mi çağırsam acaba? Yok bu saatten sonra yetişmez ki. Ya. Ben Ekrem Bey'i arayayım abi. Bir bahane falan uyduralım en kötü. Esra hasta oldu falan diyeceğiz, bir şey yapacağız. Hah, geldi bak, geri döndü. Yaptığı hatayı anladı, geri döndü. Ah, hoş geldiniz. Merhaba Ekrem Bey, Aslı Hanım. Bildin, bravo, 10 puan. Ay, Ekrem niye şaşırdı bu böyle? Bizi zaten beklemiyor muydu? Yok efendim, estağfurullah. Ben de tam sizi bekliyordum. Hoş, buyurun buyurun içeri efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Zülfikar. Buraya giriyoruz değil mi? Buyurun efendim. Ay Ekrem. Heh. Ay evin haline bak. Ay Muhalle Hanım çok haklıymış canım. Ay gül gibi kızı getirmiş buraya takmış demek ki, yazık. Aslıcığım keser misin lütfen? Yalanma Ekremciğim. Baksana şu evin eşyalarını anne. Ay tamam, tenere çökecek gibi sanki. Aslı. Ay tamam sustum. Efendim hiç mühim değil. Aslı Hanım, bizim tabii ufak tefek eksiklerimiz var ama yeni evli olduğumuz için yavaş yavaş toparlanıyoruz. Herhalde birkaç ay çok güzel olacak efendim. Tabii canım tabii. Ben zaten seni düşünmüyorum. Zavallı Esra'cığımı düşünüyorum. Ah yazık yazık yazık. Aslı saçmalama, otursana şuraya. Otur. Ayrıca yeni kurulan bir evde eşyaların çokluğu ya da evin büyüklüğü hiç önemli değil. Mühim olan onun içinde yaşattığınız sevgi. Değil mi Aslı'cığım? Tabii canım tabii. Ne demezsin? Hah. Acıkınca da sevgi yerler artık, olur biter değil mi? Ay Ekrem, sürtesez hayatım. Esra dönmedi mi işte? Efendim aslında döndü. Hemen geri gitmek zorunda kaldı. Telefon açtılar, bir iş yemeğe çıkmış. Acil Japonlar mı ne gelmiş? Aslında o kalayım, Ekrem Beyler geliyor. Çok ayıp olur, hazırlık yapmamız lazım dedi ama ben ona destek verdim. Hani dedim yeni iştir, patronla ters düşme diye. Onu destekleyip geri gönderdim efendim. O yüzden iş yemeğinde yani. İyi yapmışsın canım. Ne olacak Allah aşkına? Biz yabancı mıyız? Değil mi Aslı? Tabii canım tabii. Ekremciğim sen de saf mısın nesin Allah aşkına? Kızcağız utanmış işte bu rezaletten. Kaçmış gitmiş belli. Aslı bak biraz daha böyle konuşursan şerefsizim evi satar bu sokaktan ev alırım. Aa, hayır sakın ha Ekremciğim. Tamam tamam sustum. Bir ağzımı açmıyorum. Ben acıktım. Yemekte ne var? Aslıcığım sen misafirsin, böyle cart diye sorulmaz ki, ayıp. Ne var canım bundan? Hem niye ayıp olsun Ekremciğim? Sen değil miydin Zülfikar yabancı değil diye? Ben de soruyorum işte. Üstelik ben...
Ben karnı acıkan bir misafirim. Yemek nerede, yemek nerede, yemek nerede? Aslı, ayrıca madem Esra yok, sen de yemek işinden pek anlamazsın. İstersen Aslı tutsun bir ucundan ha? Ben mi? Tabii canım tabii. Böyle ihtiyacınız varsa böyle yerleri falan da silivereyim ben. Boş vaktim çok. Yok estağfurullah efendim. Şey gerek yok da şey diyeceğim. Şimdi benim bugüne kadar tecrübelerim hep yemekleri yeme üzerine olduğu için şimdi ben yapma kısmıyla karşı karşıya kalınca biraz bocalama oldu. Ama siz bence oturun hemen ben bir şeyler ayarlayabilirim. Canım ne fark eder? Biz size hayırlı olsuna geldik. Yemek bahane. Getir bir şeyler. Allah ne verdiyse yeriz biter. Oh, Allah razı olsun Ekrem Bey. Artık ben bir şeyler ayarlayayım hemen. Siz de. Allah ne verdiyse derken aç kalmayacağız değil mi? Ha? Açım Ekrem, geberim. Abla, Leyla ablam neden gelmiyor? Herhalde benim yüzümden. Sen Ozan abiyi seviyor muydun? Yani bir zamanlar evet seviyordum. Ya Leyla ablamı? Ya Nazlıcığım ben Leyla ablanı hala seviyorum tabii ki. Ama sadece şu anda ona biraz kırgınım. Sen niye sevdiklerinle hep kavga ediyorsun? Çünkü Nazlıcığım eğer insanlara gereğinden fazla değer verirsen seni işte böyle yüzüstü bırakabilirler. Ya sen zaten bunu büyüdükçe daha iyi anlayacaksın. Yani sen bana hiç kimseye sevme mi diyorsun yoksa bana mı öyle geliyor? Hayır yani öyle demek istemiyorum. Dediğim gibi boş ver. Sen zaten büyüdükçe yaşayarak anlayacaksın. Ya Leyla ablam? Ya vermek istemezdim. Yani ne kadar dokunaklı gidiyordu öyle. Nazlıcığım sen onları büyüdükçe anlayacaksın. Büyük düşünür küçük yaşar değil mi? Ne istiyorsun peki Kıvılcım? Ne isteyeceğim? Tabii ki Leyla'nın yastığını almaya geldim buraya. Yok hadi gerçekten size sohbet etmeye geldim. Kendinizi avutun öyle avutun. Ver şu yastığı. Aldım kardeşini. Leyla ablam Kıvılcım'ın odasında mı kalacak? Hayatta inanmam. Bakalım başımıza daha inanmayacağımız neler gelecek. Neyse hadi uyuyalım biz. İkinizi de çok seviyorum. Merak etme biz de seni çok seviyoruz Nazlıcığım. Hadi yat. Birader, mahalleye yeni bir fıstık düşmüş. Ne oluyor be? Ne istiyorsunuz? Yanlış anlamayın hanımefendi. Biz Kuru Yemişçiler Federasyonu'ndan geliyoruz. Fıstıklarda kalite kontrol departmanından. Hasta mısınız ya? Rahat bırakın yoksa bağırın. Aa, çok kırılırız ama. Biz sadece gece tenhada yürümekten korkarsınız diye size eşlik etmek istiyoruz. Delikanlılık icabı. Delikanlılık icabı? Erkek adam... Yardıma muhtaç bir bayan gördün mü, yardım eder anladın mı? Bırakın peşimi yoksa polis çağırın. Dur güzelim, nereye gidiyorsun? Demek siz böyle sokakta dolaşan bir bayana sarkıntılık etmeyi delikanlılık zannediyorsunuz. Bakalım siz bu haldeyken nasıl yürüyeceksiniz yolda? Ana, ne oluyor lan? Harun oğlum etek niye giydin? Asıl sen niye elbise giydin oğlum? Saçların da uzamış. Senin de uzamış. Biz kadın olmuşuz oğlum. Olamaz. Yağmur başlayacak. Deniz kızına dönüşmeden önce hemen güvenli bir yere gitmeliyim.